Haber Global'den merhaba, iyi akşamlar. Neden programında bir kez daha yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'de, dünyada son durum ne? Konuklarımızla konuşacağız. İstanbul Stüdyo'daki konuğumuz İstin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erdal Karaöz. Erdal Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle işte kök hücre tedavileriyle tanınan bir doktor, bilim insanı Erdal Bey. Bir tedavi süreçlerinde bize o noktada ciddi katkıları olacak. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Skype bağlantısıyla karşımızda. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ve farmakoloji uzmanı Profesör Doktor Rezan Gülhan bugün bizimle birlikte. Rezan Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi önce konuşmaya başlamadan önce bir Türkiye'deki tabloyu görelim bir kez daha. Bugünkü dikkat çekici nokta şuydu. İyileşenlerin sayısı 3246, vaka sayısı 3122. Yani iyileşenlerin sayısı bugün vaka sayısını geçti. Bugünkü toplam test sayısı 38.351 ama evet bugün de hayatını kaybedenler oldu maalesef. 109 kişi hayatını kaybetti. Toplamına baktığımızda bugüne kadar 830.257 test yapıldığını görüyoruz. Toplam vaka sayısı 104.912, 2600 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Yoğun bakımda 1790 kişi var. Toplam entübe hasta sayısı 929. İyileşenlerin toplamına baktığımızda 21.737. Özellikle vaka ve ölüm sayılarını daha iyi anlamak açısından bir grafiğimiz daha var. Çünkü niye? Bundan birkaç gün öncesine kadar, geçen haftaya kadar şu açıklamaları duyduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahil. Ne dediler? Dediler ki önümüzdeki bir hafta 10 günde pik noktayı yani zirveyi görebiliriz. Sonrasında bir plato dönemi yani sabitleme dönemi başlayabilir. Sonrasında da düşüş olabilir. Peki bu olabilirler neye bağlı? Tedbirleri elden bırakmazsak, her şeye harfiyen uyarsak. Hep bu notla birlikte söylediler bunu. Fakat şöyle bir baktığımızda vaka sayılarına ve hayatını kaybedenlerin sayısına 10 Nisan'dan 24 Nisan'a, şimdi en fazla vaka sayısının belirlendiği gün 11 Nisan olmuş. 5138. Sonra ikişer gün arayla baktığımızda 4062 14 Nisan, 4801 16 Nisan, 18 Nisan'da 3753, 20 Nisan'da 4674 ve 23 Nisan'da 3116, 24 Nisan'da 3122. Yani son birkaç gündür, son iki gündür, üç gündür vaka sayısında bir düşüşe şahit oluyoruz. Ölüm oranlarına baktığımızda, ölüm sayılarına baktığımızda da orada da yine grafiğin böyle bir sabitlendiğini görüyoruz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hep şunu diyor. Diyor ki biz diyor bugünkü tweetinde de vardı. Taramada, tanıda ve erken tedavide güçlüyüz. Bu üç aşamadaki gücümüzü koruyoruz. Tabii tedbirleri elden bırakmazsak bunu ancak sağlayabiliriz. Dolayısıyla bir kez daha bugünkü açıklamasında ona vurgu yaptı. Bu arada dünyada 2.736.000 vaka var şu an itibariyle. 192.000'de ölüm var. Bunu da hatırlatmış olayım size. Mehmet Ceyhan'la başlayalım. Sayın Ceyhan, şimdi ben az önce açıklamaları aktardım. Bu hani zirve meselesi, plato dönemi ve inişle ilgili açıklamaları hatırlattım. Şimdi bugün yani son iki gündür gelen vaka sayılarının işte 4000'in altına inmesi, 3116, 23 Nisan, 3122, 24 Nisan. Ve bugün iyileşenlerin sayısının daha fazla olması vaka sayısında bize gösterdiği ne bu? Yani ne gösteriyor bize? Bunun anlamı ne? Biz zirveyi gördük de plato dönemine mi geçtik? Yoksa hayır, daha henüz bunu söylemek için erken mi? Şimdi bu salgın başladığından beri gerek halk gerekse de işte konuşan bilim insanları hep bir pik noktasından bahsediyor. Ben de evet, yaklaşık 7-8 gündür hep diyorum ki bu pik noktasının hiçbir önemi yok. Bu bize sadece bu bulaştırma kat sayısı dediğimiz yani bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığı rakamının 3'lerdeydi başlangıçta. Bunu İşte 2 civarına düştüğünü, sonra daha azaldığını gösterir. Ama esas bizim için önemli olan başka bir parametre var. Yani bu düz çizmek, aşağı inmek falan tabii bu da bir şekilde önemli ama esas bunun önemli olmasının nedeni şu, bizim salgını kontrol edebildiğimizi söyleyebilmemiz için günlük iyileşen vaka sayımızın
günlük yeni vaka sayısının üzerine çıkması lazım. Dolayısıyla çünkü bunu bir havuz gibi düşünün. Bu salgındaki hastalarımızı bir havuza, bir musluktan boşaltıyoruz. Bir taraftan da bunun havuzu boşaltan bir musluk var. İyileşen hasta sayısı o boşaltan musluğu gösteriyor. Dolduran musluk da günlük vaka sayısı. Şimdi siz istediğiniz kadar azaltın bunu. Bu havuz eğer iyileşen hasta sayısınız günlük vaka sayısını geçmezse yavaş da olsa dolacaktır. Sağlık sisteminize yük de artacaktır. Salgın kontrolünüzden çıkacaktır. Dolayısıyla bunu biz işte iki gün önce de yine bir programda sizin kanalda bir programda söyledim. Dedim ki şu anda 1400 o gün bizim iyileşen hasta sayısı ve işte 4000 civarında da yeni vaka sayısı vardı. Bu bir taraftan yavaş yavaş artacak iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısı da yavaş yavaş azalacak ve bir noktada buluşacaklar. Açıkçası benim yaptığım matematiksel modellemelere göre bunun 4-5 hafta kadar bir süre sonra gerçekleşeceğini bekliyorduk ama bizim beklediğimizden çok önce 2 gün içerisinde o sayıyı yakaladık. Dolayısıyla bu çok eğer hemen biz o noktaya ulaştık diye hemen oturup tedbirleri ortadan kaldırmayı ya da yavaşlatmayı, gevşetmeyi konuşmaya başlarsak bu çok yanıltıcı olabilir. Çünkü çok ülke böyle benzer tablolar yakaladı. Örneğin İspanya bunu geçince hemen işte hangi tedbirleri gevşetelim diye konuşmaya başladılar. Ama hemen 2 gün sonra yeniden iyileşen vaka sayısı azaldı ve günlük vaka sayıları iyice arttı. Bugün yine 6000 civarında vaka bildirdiler. Ve dolayısıyla tekrar o çizgi birbirinden uzaklaştı, ayrıştı. Onun için bu gibi salgınlarda özellikle bilim adamlarının sakin olması, hemen böyle günlük rakamlarla kararlar vermemesi ve önerilerde bulunmaması gerekir. Bunun güvenilir olması ve tamam artık biz o noktaya geldik dememiz için bunun hiç değilse bir haftaya yakın bir süre gözlenmesi lazım. Bu gözlendikten sonra evet bu ayrışma devam ediyor. Günlük iyileşen hasta sayısı daha da artıyor. Günlük vaka sayısı daha da azalıyor. Yani çizgi birbirinden olumlu uzaklaşıyorsa o zaman artık oturup bazı tedbirleri ama çok dikkatli bir şekilde azaltabilir miyiz? Hangisinden başlayalım? Hangisi işte ne yavaş yavaş azaltalım diye konuşacağız. Bu da ama bakın aynen bir işte savaş halinde bir askerin düşman karşıdayken siperden çıkması gibi çok yavaş, çok kontrollü olmak zorunda. Yoksa yeniden bir artış olabilir. Niye olabilir? Çünkü biz insanları içeriye kapattık. Yaklaşık Türkiye'nin %90'ı falan bu virüsten uzak kaldı ve bağışıklık kazanmadı. Eğer virüs hala dolaşmaya devam ediyorken biz insanları çıkarırsak dışarıya, o zaman bu insanların hiçbiri bağışık değil. Yeniden bir salgın çıkabilir ortaya. Onun için hep yavaş yavaş dikkatli. Mesela dışarıya çıkarırken gene maskeyle, sosyal mesafe kuranına uyarak falan yapacağız bu işi. Evet. Onun dışında rakamların söylediği biz gerçekten bir plato dönemindeyiz. Henüz azalmadan bahsetmek için de gene işteyse bir haftalık süre gözlemek lazım. İyi gidiyor tabii genel anlamda baktığımız zaman ve bu iyi gidişin sürmesinin de tek şartı var. Gene tedbirleri elden bırakmamaktan kontrollü gitmek. Peki. Rezan Hanım, sizin de bu gelinen noktaya, tabloya dair ilk böyle genel yorumunuzu alayım. Hocama katılıyorum. Çok güzel, umut verici bir tablo. Giderek kontrol altına alındığını gösteriyor bize. Ama toplumumuzun, gene hocamızın da söylediği gibi büyük çoğunluğu henüz bu virüsle tanışmadı. Dolayısıyla tedbirlerin yavaş yavaş kontrollü şekilde azaltılarak normal yaşantıya geçmesi önemli.
Yani ama bu arada şu da önemli. Hem sağlık sektöründe çalışan hekimler olsun, hemşireler olsun, doktor arkadaşlarımız olsun. Tedavide nerede, nasıl bir şeyle, nasıl bir virüsle karşı karşıya olduğumuzla ilgili oldukça geniş, büyük bir tecrübe kazandılar. Tedavide nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili çok büyük bir tecrübe kazandık. Organizasyon, bütün Türkiye'de organizasyon açısından belli bir yöntem oturdu. Bunlar hep olumlu şeyler. Halkımızda gene nasıl davranılması gerektiğini öğrendiğini düşünüyorum ben. Evet. Düşünmek istiyorum daha doğrusu. Hani tedbirleri elden bırakmadan en önemli şeyin gene temizlik. Ya, şunu kastediyorum, el temizliğimizin çok önemli olduğunu, kontak, birbirimizle kontak yaptığımızda, karşılaştığımızda belli bir mesafeyi korumamız gerektiğini öğrendik diye düşünüyorum. Bütün bunların pozitif tarafa yazılarak belki yavaş yavaş normal yaşantıya geçebiliriz ama hiçbir zaman da bu tedbirleri elden bırakmamak şartıyla normal yaşantımıza geçebiliriz diye düşünüyorum. Peki, şimdi Erdal Bey, az önce Mehmet Ceyhan dedi ki yani burada işte iyileşenlerin sayısının vaka sayısını geçiyor olması en çok odaklanmamız gereken nokta. Ama hani kontrol altında tutuyoruz ve belli bir işte başarıyı sağladık ifadesini daha güçlü kullanabilmek için bunun bir en az bir hafta daha böyle geliyor olması lazım dedi. Fakat benim için dikkat çekici ifade şuydu. Şimdi tamam, biz insanları işte eve kapatıyoruz, evden çıkmayın diyoruz. İşte kısıtlama var, bugün ikinci gün, pazara gecesine kadar devam edecek. Fakat dedi ki Mehmet Bey, virüs hala dolaşıyorken bizim bu önlemleri dolayısıyla devam ettirmemiz lazım. Ben de şunu merak ediyorum, virüs tamam artık dolaşmıyor. Şimdi insanlar evdeyken, yani izolasyona uyarken, karantinaya uyarken... virüsün hala dolaşmadığını, artık tehlikenin bizim için geçtiğini hangi kriterlere, parametrelere göre söyleyeceğiz de o rahatlama kısmen de olsa başlayabilecek? Şimdi öncelikle Mehmet Hoca rakamların diliyle süreci çok güzel anlattı. Ben olaya biraz daha farklı yaklaşmak istiyorum. Şimdi İstanbul'da ilişkide olduğum birçok hastanenin başhekimi var. Onları aradığım zaman sahiden hastaneye başvuran vaka sayıları bir hayli azaldığını gözlemliyoruz. Hem kendi üniversitemizin hastanelerinde de benzer. Bu önemli. Bu önemli, yani azalıyor. Ama tabii toplumun büyük bir kısmı en azından %60'ı immünize olmadığı müddetçe, bu benim kişisel görüşüm değil, sadece bilimsel veriler de onu söylüyor. İmmünize olmak demek bir şekilde bu virüsle karşılaşmak demek. Bunun için de yani zamana yaymak. Yani toplumsal bağışıklıktan bahsediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, ama onun için çok zamana yaymak. Zaten mesele bu benim görüşüme göre ve aşı da hala henüz piyasaya çıkmadığına göre en iyimser veriler işte Eylül'de ilk önce sağlık personelinde denenecek. Daha sonra 2021 Ocağı'nda halka açılacak. Şu anda 100'den fazla firma aşı için çalışıyor. Dolayısıyla aşı ortaya çıkmadan, güvenilir bir aşı ortaya çıkmadan benim kişisel görüşüm bu tedbirlerin şu an için hala sıkılığının devam etmesi gerekiyor. Ve yavaş yavaş hocamın dediği gibi tedricen azaltılması lazım. Yani bununla ilgili çok fazla senaryo konuşulabilir tabii ki. Birazdan zaten aşı çalışmalarının detaylarını da, bu tedavi süreçlerinin detaylarını da sizinle konuşacağız. Ben tekrar bir Mehmet Ceyhan'a döneyim bu noktada. Şimdi hani... Gevşetme meselesi, tedbiri elden bırakmama meselesi Mehmet Bey. İkinci dalga mesela bazı yerlerde, Asya bir ara değil mi başarı öyküsü olarak veriyorduk ama şimdi Singapur başta olmak üzere ikinci dalgayı yaşıyor. Ya da işte Eylül-Ekim'e dair ikinci dalga vurgusu yaşanıyor. İşte az önce Erdal Bey'in vurguladığı toplumsal bağışıklık meselesi de bir tarafta duruyor. Dolayısıyla şunu mu yapmaya çalışıyoruz biz? Yani... İşte kademeli bir gevşeme ama asla koronavirüs öncesi gibi rahat olmayacağız. Ve dolayısıyla şunu mu yapacağız? Evet, vaka sayıları, yani vaka varlığı hep bir noktada olacak. Düşük olacak, bazen biraz daha yüksek olacak ama önümüzdeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayda da biz bunu göreceğiz. Ve mümkün olduğu kadar birdenbire çok vaka olmasını engelleyerek... Ama öyle ya da böyle nüfusların işte %60'ının 70'inin bu virüsle tanışmasını sağlayacağız. Yani sağlayacağız derken hani biz bunu özellikle yapmayacağız ama öyle olacak. İşin doğalında öyle olacak. Yani süreç böyle işleyecek, öyle mi? Ben bunu anlıyorum.
Hayır, öyle yapmıyoruz ve öyle de yapamayız. Çünkü takdir edersiniz ki ölüm oranlarına baktığınız zaman diyelim ki %2 ölüm oranımız var. Eğer biz toplumun yarısının en az enfekte olmasını göze alırsak o zaman en az neredeyse 1 milyon ölüm olur anlamına gelir. Hiç kimse öyle yapmıyor. Tabii burada Erdal Bey haklı. Yani bu işin kesin eski hayatımıza döneceksek, yani 10 Mart öncesine döneceksek, öyle yaparsak ancak döneriz. Ya da bir aşı ve bağışıklarsak, ya da virüs işte bir iyi mutasyona uğrayıp bulaşıcılık özelliğini kaybederse. Ama biz diğer ülkelerde olduğu gibi şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bu işte toplumun yarısı enfekte olursa salgın özelliğini yitirecek diyoruz ya, orada bahsettiğimiz toplum Türkiye toplumu değil. Yani 80 milyon insan değil. Orada bahsettiğimiz toplum şu. Biz diyelim ki toplumun işte %90'ını eve kapattık. Evet. Geriye kalan %10'u dışarıya çıkıyor. Ama bunun da %5'i İşte maske takıyor, sosyal mesafeye uyuyor ve virüsten uzak duruyor. Dolayısıyla işte %5'i de bu şekilde ayrışıyor. Geriye kalıyor %5'i. Yani 4 milyon insanına biz toplum diyoruz şu andaki uygulamamızda. Bu 4 milyon insanın da yarısı enfekte olursa, bu yarısı enfekte olduğunda biz kabaca onda birini tespit edebiliyoruz. Yani işte bu 4 milyonun yarısı 2 milyon, biz 200 bin tane vaka tespit ettiğimizde artık salgını kontrol altına alıyoruz. Ama mesela şu andaki, diyelim ki biz bir hafta daha bu şekilde devam ettirdik. Demek ki biz aşağı yukarı 120 binlerde bunu artık kontrol altına aldık diyeceğiz. Demek ki bu şu demek, dışarı çıkan insanların %50'si değil, daha fazlası bu kurallara uyuyor ya da daha fazla, %90'dan daha fazla insan içeriye giriyor. Ne oluyor o zaman? Bu virüs o 4 milyon kişinin arasında tek tük vakalar şeklinde, işte mevsimsel gribe benzer, belli mevsimde işte gördüğümüz sonra kaybolan bir hastalık şeklinde devam ediyor. Yalnız burada Erdal Bey'e katılıyorum, şöyle bir risk oluyor. İşte bu içeriye kapattığımız insanları dışarıya çıkardığımızda virüs hala dışarıda dolaşıyor ise, yani biz savaşırken aniden ya bunlar, düşmanın ateşi azaldı, biz bir siperden çıkalım dediğimizde, bütün ordu birden böyle kendimizi açığa çıkardığımızda düşman hala orada bekliyor ise, o zaman çok büyük bir riskle karşı karşıya kalırız. Çünkü bakın şunu yapmış oluruz. Biz şimdi örneğin basın herkese soruyor. İşte hocalara soruyor, akademisyenlere, devlet idarecilerine soruyor. Bu işte hastanın başında direkt uğraşan hekimlere soruyor. Bir kişiye sormuyoruz. Yani bu işte çok önemli olan, bu işe nasıl gideceğine karar verecek bir kişiye sormuyoruz. Kim o biliyor musunuz? Virüse sormuyoruz. Yani herkese soruyoruz. Herkes bir tarih veriyor. İşte şu tarihte okullar açılır, şu tarihte maçlar başlar falan da. Ama biz virüse hiç sormuyoruz. Peki biz bunu yaparsak sen ne yapacaksın diye. Onun için virüsün nasıl davranacağını falan çok dikkate alır. Buna nasıl, biz siperden dışarı çıktığımızda virüs ne yapacak falan, bunu çok dikkate alarak programı yapmalıyız. Çünkü gerçekten eğer toplum, bakın Çin'i düşünebiliyor musunuz? 1 milyar 600 milyon yarısı enfekte olsa 800 milyon hasta demek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 330 milyon nüfusun yarısı hasta demek. Şu anda gördüklerinin çok ötesinde olur. Çünkü bütün ülkeler bir baskılama modeliyle kontrol altına almak istiyor. Bu da tabii ki bazı riskleri barındırıyor. En büyük risk de biraz önce konuştuğumuz gibi bu hastalığın devam ediyor olması. Evet. Tabii burada hani Eylül'de, Ekim'de ikinci dalga diye ben çok düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi ikinci dalgalar
hiç Eylül'ü falan beklemiyor. Örneğin bakın çok enteresan. Ekvador'un düne kadar 11 bin vakası vardı. Bugün 11 bin vaka daha bildirdi. Ekvador gibi bir ülke. Tam da böyle şeyin sıcağın ortasında ve bir günde 11 bin vaka bildiriyor. Niye? Tedbirleri gevşettiği almadığı için. Bu ikinci dalgalar hiç öyle Eylül'ü Ekim'i beklemez. Tedbirsiz davrandığımız anda pat diye çıkıverir. Mayıs'ta çıkar, Haziran'da çıkar. Onun için çok dikkatli, çok sabırlı olmak lazım. Tamam. Yani o zaman şunu mu söylemek lazım Erdal Bey? Baskılama yöntemi, tamam bunun yapıldığını biliyoruz. Neden yapıldığını da biliyoruz ve süreç böyle işliyor, baskılama yöntemi. Bir aşı bulununcaya kadar mesela biz hani dedi ya virüse sormuyoruz bir şey. Hani dolayısıyla o virüs oradaki varlığını devam ettiriyor dedi Mehmet Bey. Şimdi dolayısıyla bir aşı bulununcaya kadar biz tamam artık virüse karşı 1-0 öndeyiz ve bu mücadeleyi kazandık diyemeyeceğiz. Doğru mu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Tabii ki. Yani öyle bir benim şey kişisel yok. Görüş. Dolayısıyla yani aşı bulunana kadar bu savaşı insanlığın kazanması çok olası gözükmüyor. Ya dolayısıyla bu baskılama yöntemi devam edecek. Kesinlikle. Ve öyle ya da böyle bu tedbirler devam edecek. Kesinlikle. İşte zaman içerisinde tıpkı şu anda Almanya'da olduğu gibi. Yani bu işte eğriler veya matematiksel hesaplar ya da işte epidemiyologların, halk sağlıkçılarının vereceği karar neticesinde yavaş yavaş serbest bırakılacak. Yani hadi yarın diyelim ki Türkiye'ye hepiniz çıkın, maçlar serbest, okullar açılsın, üniversiteler açılsın. Değil ikinci dalga, tsunami olur. Dolayısıyla öyle bir şey asla söz konusu olacağını düşünmüyorum. Rezan Hanım, siz yani zaten tedbirlere siz de vurgu yaptınız ama özellikle işte aşı çalışmalarını beklerken bir yandan da işte sizin alanınız hani tedavi süreçlerinde ilaçlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu iki konuda bizim önümüze hani etkisi net bir şekilde bilimsel bir şekilde konmadıkça biz bu izolasyonu karantinayı aşı gibi değerlendireceğiz öyle mi? Evet, bir yerde öyle kesinlikle, çünkü bu hastalıkla nasıl baş edip geleceğimizi tam olarak anlamadan tabii ki tedbirlere devam edeceğiz. Orası kesin. Aşı çalışmaları şimdiye kadar bilim tarihinde görülmemiş bir hızla ilerliyor. Yani son derece hızlı ilerliyor. 70 küsur aşı çalışması var. 2-3 ayda bunların bazıları faz 1 aşamasına geçti. Ama bundan sonrası ilaç geliştirmede de olsun, aşı geliştirmede de olsun, klinik çalışmaların 4 fazı vardır. İlk 3 fazı yetkili kurumların onayı alınmadan yapılan araştırma fazlarıdır. Bunun bu 3 fazın birincisinde çalışmalar yürüyor ama asıl önemli olan faz 2 ve faz 3 dediğimiz daha geniş gruplarda aşının etkinliğinin ve yan etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar. Onlar ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın mümkün değil. Yani en aşağı bir 6-7 ay 1 sene sürmesi gerekiyor. Çünkü aşı koruyor mu? Gerçekten koruyuculuğu var mı? Aşılayacaksınız o insanları ve gözleyeceksiniz. Belli bir süre koruyabiliyor olması gerekiyor ki ondan sonra evet bu etkin bir aşıdır diyebilirsiniz ve de bir yan etkilerinin ortaya çıkmasını beklemek gerekiyor. Tamam, aşı çalışmalarında faz 1 ya aşağı yukarı bu 5 aşıda çok büyük, önemli, akut bir yan etkisi olmadığını gösteriyor aşı. Yani bunun için de çok güvenli konuşamıyoruz çünkü gene de çok az sayıda insanda denendiği için. Ondan sonra da biraz daha geniş gruplarda etkinlik çalışmalarının yapılması lazım. Onda işte ne kadar, yani burada işte hızlandırma yapamıyorsunuz. Zamana bırakmak gerekiyor. Etkinliği var mı, ne kadar sürüyor diye. O yüzden aşı çalışmalarının bir seneden önce ya da hani belki şartlar gereği biraz daha öne alınsa da belli bir zaman alacak çıkması. Bunun yanında yürüyen çok ciddi ilaç çalışmaları var. Ama sıfırdan yeni bir molekül geliştirilmesi gene o da çok uzun süre alan bir şey. O yüzden de var olan, kullanılan ilaçların bu salgında kullanılabilir mi? Covid-19'a etkisi var mı? O yönde yürüyen açış çalışmaları var.
Ay, pardon, özür dilerim. İlaç çalışmaları var. Ve hem uluslararası hem de Çin'de, Amerika'da, ülkemizde de dahil olmak üzere Avrupa'da yürüyen ilaç çalışmaları, çeşitli moleküllerle yürüyen çalışmalar var. Bunların da herhalde sonuçları, ilk erken sonuçları bir iki ay içerisinde alınır diye düşünüyorum ben. Burada bahsettiğimiz vaka çalışmaları değil, yani vaka raporları değil, randomize dediğimiz rastgellenmiş, çift kör, gerçekten bizim değer ver, yani bütün çalışmalar elbette değerlidir de, altın standart dediğimiz yüksek kalitede çalışmaların sonuçlarını bekliyoruz hepimiz. Bu çalışmaların sonuçlarını gördüğümüzde biraz daha rahatlayacağız. Bunlardan etkin bir tedavi ortaya çıkarsa gerçekten o zaman biraz daha rahatlayacağız. Ama bunları görmeden tabii ki şu anda bir tedavi var dememiz mümkün değil. Hı hı. Şimdi Mehmet Bey'den de aşıyla ilgili o sorularım olacak ona, ama oraya gelmeden önce, ya zaten aşıda ve ilaçta değil mi, önce laboratuvar çalışmaları yapılıyor ya da işte aşıda önce hayvanlar üzerinde çalışma yapılıyor. Aslında hikaye insanlar üzerindeki işte klinik çalışma klinik asıl önemli çalışma. Safha o safha oluyor. Evet. Oradaki etkiyle biz tamam bu ilaç ya da tamam bu aşı diyebiliyoruz. Şimdi konuşacağız onu ama öncesinde Erdal Bey, şimdi sonuçta hani aşı geliştirmek de ilaç da öyle midir? Hani diğer konuklarımın da aynı şekilde değerlendirmelerini alırım tabii. Virüsün özellikleri, hani nasıl bir virüsle karşı karşıya olduğumuz, virüsle ilgili elimizdeki bilgiler belirleyici oluyor sonuçta. Bu yayınlarda da çok konuştuk. En başından beri konuşuyoruz, Çin'de ortaya çıktığından beri. İşte hep bir hani korku senaryosu neydi? İşte mutasyona uğraması virüsün, evrim geçirmesi. Bu işte zorluyor bilim dünyasını şeklinde çok bilim insanlarının ifadeleri vardı. Şimdi bu aşı çalışmaları sürerken dolayısıyla gerçekten virüsteki bu tarz değişimler, mutasyonlar, mesela o çalışmaları bir adım geriye mi götürüyor? Bir de farklı yayınlarda da sordum ama hala insanların gündeminde olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı haberler, bilgiler, açıklamalar okunduğunda kalıyor bir şekilde zihinde. İşte iki farklı COVID-19 virüsüyle karşı karşıya olduğumuz dünyada en az. Hani türlerinin olduğu, Orta Doğu'da başka, işte Amerika'da başka bir türünün olduğu. Ama benim anladığım bu da henüz şu ana kadar bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgu değil, değil mi? Değil, sadece işte. Nedir oradaki hikaye? Bize bir anlatın. Şimdi hatta geçenlerde bizim üniversitedeki genetik hocamız da, bizim WhatsApp grubumuz var. Şimdi bizimkiler de başladılar çalışmaya. Bu tabii ki her gün 1000'den fazla vaka geliyor oraya ve bunların testlerini yapıyorlar real time PCR'la. Onlar da bir takım tespitleri var. Yani virüsün yavaş yavaş farklı bir noktaya doğru gittiğine ilişkin. Tabii bunlar henüz daha kanıtlanmamış ve bu konuda primerlar dizayn edildi ve çalışmaya başladılar. Şöyle bir şey var, konuşulan konu var, işte bilimsel magazin diyeyim ben buna. İşte mesela İran'da işte S tipinin daha hakim olduğu, Çin'de ise L tipinin hakim olduğu ve İran'da bu yüzden ölümlerin daha fazla olduğuna ilişkin bir magazinsel diyeyim, yani bilimsel magazin diyeyim, herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan bir tip. Benim bilebildiğim kadarıyla henüz daha bir mutasyonla ilgili bir bilimsel veri yok. Ama bu virüs çok enteresan bir virüs. Aşı ile ilgili belki hocama ufak bir katkı sağlamak isterim. Hı hı. Şu anda devam eden elbette 70'i aşkın aşı, 100 civarında söyleniyor. Ama en somut çalışmalar tahmin ediyorum Haziran ayında Oxford'un dizayn ettiği bir aşı var. Bence o aşı konstrakt olarak, yapı olarak en somut çıktıları olacak bir aşıya benziyor. Çünkü bir şempazeden izole edilen adenovirüsü kullanıyorlar ve biliyorsunuz bu koronavirüsün spike'ları var. Yani bu başak diye adlandırılan ve bizim hücrelerimizin içerisine girmesini sağlayan bir kısmı. O spike'ları bir başka insan hücresinde üretmişler. Oxford'daki ve Almanlarla ortak yaptıkları bir proje bu. Ve o spike'ları şimdi o adenovirüse ekleyip bir construct yaptılar. Gen mühendisliği teknolojisini kullanarak yaptıkları bu konstraktı önce tabii ki transgenik hayvanlarda
test ettiler. Ne demek bu transgenik hayvan? Yani bu virüsü her hayvanda bu hayvan çalışmaları yapılmaz. İnsan hücrelerini yani humanize dediğimiz ya da işte bu adenovirüs ya da pardon COVID-19'u verdiğiniz zaman aynı insandaki gibi karşıt reseptörünü eksprese eden bir hayvan diyelim. Genetik bir, transgenetik bir hayvan. Bunu verdiğiniz zaman bu aşıyı oradaki etkinliğini test edebilecek. Yani COVID'i engelleyecek bir immün cevap oluşturabilecek bir sistem kurgulamaya çalışmışlar. Hayvan çalışmaları bitmiş ve Haziran ayında 500 gönüllü de İngiltere'de başlayacağı söyleniyor. Umut veren aşılardan bir tanesi bu. Diğeri de... İlk ikisinin aşıları yapıldı. Efendim? İlk ikisinin aşıları yapıldı. Yapıldı yani kontratlar evet. Yapıldı. Ona bir şey Almanya'da da 200 gönüllü de başlıyor. Yani faz 1 çalışması dediğimiz sağlıklı gönüllülere verilip orada bir etkisi, zararlı etkisi var mı o gözlenecek. Ondan sonra da faz 2 ve faz 3 aşamaları gerçekleşecek. İşte hocamın da bahsettiği gibi bunlar tabii uzun sürecek. Yani bir yıldan aşağı sürmesi beklenmiyor. Dolayısıyla birçok aşı çalışması olmakla beraber bizim ülkemizde de biliyorsunuz 6 tane bildiğim kadarıyla çalışma proje var. Devam ediyor. Virüsün üzeri edenler olduğu açıklandı. Farklı farklı formlar kullanabilir ama bu Oxford'unkini benim bildiğim dahilinde o aşının ben etkin olabileceği evet. Noktasında inancım yüksek. Şimdi şöyle orada ya, bu Oxford'un çalışması bu arada işte mesela diyor ki 10 yıllık çalışmayı 4 aya indirgedik diyor. Yani bu hani inanılmaz bir süreç. Benim aldığım notlarda şöyle. Burada gönüllülere 2 farklı aşı yapılıyor. Bir gruba bu işte geliştirilen COVID-19 aşısı. Diğerine de menenjitten koruyan başka bir aşı yapılıyor. Evet. Ama hangisinin yapıldığı söylenmiyor. Bu gönüllülere söylenmeyecek. Bilmeyecekler. Sadece doktorlar bilecek. Çift dörtlü kontrolü. Ve sonra da işe yarayıp yaramadı değil mi? Nasıl tepkiler verildiğine bakılacak. Şimdi Mehmet Ceyhan ama bu Oxford'daki çalışmaya dair o ekipten yapılan açıklamalarda Eylül ayına da bir işaret var. Yani Eylül ayına olabilir diye son derece iyimser bir açıklama da var. Sizi ne kadar heyecanlandırdı Mehmet Ceyhan bu Oxford'dan gelen son açıklamalar? Bir de işte bir aşının işe yarayıp yaramadığı hani ne kadarlık bir süreçte ortaya çıkar ve nasıl anlayacaklar işe yarayıp yaramadığını? Evet, beni çok heyecanlandırmadı açıkçası. Çünkü yıllardan beri klinik aşı çalışması yapıyorum. Evet. Ve bu aşıların nasıl geliştirildiğini, nasıl üretildiğini yakından biliyorum. Şimdi aşı çalışması dediğiniz şey, bir defa hiç kimse bu koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirilecek diye bir garanti veremez. Tabii ki. Lakin baktığınız zaman daha önce olan işte SARS'a, MERS'e karşı da etkili bir aşı geliştirilememiş. Yani daha önce hiçbir 60 senedir hayatımızda olan bu koronavirüse karşı henüz etkili bir aşı geliştirilememiş. Bu Erdal Bey'in dediği yöntemle gerçekten işte bu İngiliz-Alman ortaklığı çalışmaları daha önce birçok aşıda denendi. Başarılı olamadı çoğunda. Ondan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu mRNA aşısı dediğimiz yani virüsün bir antijenini kişiye vermektense onun bir İşte RNA'sını verip insan hücresinin kendisine bu antikorları yaptırmak şeklinde. Bakın bunlar gayet güzel. Şeylerde sofistike bu yöntemler. Fakat bu kadar pahalıya eğer aşıyı mal ederseniz ki bunlar çok pahalı yöntemler bakın. Elde ettiğiniz aşının sonra tanesini birkaç bin dolara satarsanız ondan sonra buna kimse ayak uyduramaz. Aşı ilaç gibi bir şey değil. Bakın aşıyı uygulayabilmeniz için bekleyen 7,5 milyar insan var. İlaç öyle değil. İlacı o sırada diyelim ki aktif şu anda 1 milyon 700 bin hasta var şu anda. Bütün dünyada. Hepsi bu kadar. Ama aşı için milyarlarca doz üretmeniz lazım. Hele bu yöntemlerle aşı üretmek hem kolay değil hem pahalı. Üstelik diyelim ki bunun etkili olduğu gösterildi ve üretmeye başladınız. Bu bir firmanın falan üretme kapasitesinde olacak şey değil. Muhtemelen birçok firma. Şu anda zaten bakın bir de aşı dünyasında şöyle bir gerçek vardır.
maalesef son yıllarda olan bu birleşmelerle falan firmalar arasında aşı üretebilen çok az sayıda firma var. Ve bu firmaların hepsi birden bu teknolojiyi satın alıp üretmeye başlasa bile herkesin buna ulaşabilmesi, dünyadaki herkesin bu aşıya ulaşabilmesi çok büyük bir zaman alır. Bu en az nereden bakarsanız bakın 7-8 aydan önce böyle herkesin kullanabileceği duruma gelmez bu aşı bir. İkincisi daha eski yöntemlerle yani işte ölü aşı ya da atenüe aşı dediğimiz işte zararı azaltılarak özellikle pasajlanarak yani hücre kültürlerinde defalarca yeniden üretilerek zararsız hale getirme yöntemi bu daha ucuz bir yöntemdir. Fakat ölü aşı üretmek de çok ucuz, daha ucuz bir yöntemdir ama bunların da etkinliği çok yüksek değil. Bunlar denendi mesela, çok başarılı olmadı bu iki tip aşıda. Onun için biraz daha yüksek teknolojide aşılar üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla birincisi etkili bir aşı bulunmayabilir. Evet. İkincisi etkili bir aşı bulunsa bile bu aşının yani ben o İngiltere'den bir gazete haberi olarak çıktı işte %80 buluyoruz diye. Ben hiçbir bilim adamının o şekilde bir ifadede bulunacağını zannetmiyorum. Bir bilim adamının bu şekilde yüzdeler vermesi mümkün değil. Evet. Hiç kimse bu yüzde kaç başarılı olacak söyleyemez. İkincisi randomize çalışmalar tedaviyle ilgili. Rezan Hanım çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki randomize çalışmaların sonuçlarına bakacağız. Maalesef herkes diyor ki benim kullandığım tedavi iyidir. Ama neye göre iyidir bir karar vermek lazım. Mesela biz diyoruz ki biz erken başlıyoruz bazı ilaçları. O yüzden bizim ölüm oranımız düşük. Şimdi dün bir webinardaydım, konuşmacıydım. Orada bir Rusya'dan işte bilim kurulundan bir hoca da konuşmacıydı. Onunla konuştuk. Bakın Rusya'nın vakaları çok hızlı artıyor. Bugün yine 6000 vaka bildirdiler. Fakat ölüm oranları bizim 1/3'ümüz kadar. Bizden de çok fazla düşük. Ve ben onunla sordum. Şimdi size söylüyorum bakın. Rusya'nın bizim 1/3'ümüz kadar ölüm oranı ve Rusya'nın bir tedavi protokolü yok. 9 tane ilaç belirlemişler. Bizim gibi erken de vermiyorlar. Üstelik bizim kullandığımız ve çok etkili dediğimiz bazı ilaçları onlar kullanmıyorlar. Başka ilaç kullanıyorlar. Yaş ortalamanız ne kadardır diye sordum. 46 bakın Rusya'nın. Bizim henüz böyle bir rakam açıklanmadı ama işte Sayın Bakan'ın gösterdiği grafiklerden anladığım kadarıyla 45 şimdi biraz üzerinde gibi görünüyor. Rusya bize daha en yakın yani bizden biraz fazla ama en yakın ölüm oranları olan Almanya Avrupa'da 49 ortalama yaşı. Sonra ölüm oranları çok yüksek olan ülkelerden örneğin Fransa'nın 62,5 İtalya'nın 62. Dolayısıyla yaşın genç olması çok belirleyici bir faktör ölüm oranlarının düşük olmasında. İkincisi sağlık sistemimiz çok güzel cevap veriyor. Hastalar gerektiği zaman yatırılıyor, gerektiği zaman yoğun bakım alınıyor ve gerektiği zaman solunum cihazına bağlanıyor. Çünkü hiç zorlanmadık. Büyük doluluk yaşamadık. O yüzden o da çok etkili. Zaten İspanya'nın, İtalya'nın da başta çok kötü değildi. Ne zamanki yoğun bakım yatakları doldu, o zaman cevap verememeye başladılar. Evet. O yüzden ben bu kullandığımız tedavilerin hiçbirinin henüz etkinliği bir kontrollü çalışmayla gösterilmediği için tedavinin buna etkisi ne kadardır bir şey söyleyecek durumda değil. Peki. Ama bu söylediğim faktörler çok daha ön planda gibi görünüyor. Şimdi tedaviyle ilişkin daha da detaylı konuşacağız. İşte plazma tedavisi çok ön plana çıktı son zamanlarda. Mutasyonla ilgili bir şey söyleyeyim. Neyle ilgili? Mutasyonla. Demin sordunuz ya. Benim bir aşıyla ilgili de bir sorum olacak. Alayım sizden tabii. Mutasyonla ilgili değerlendirmenizi. Şimdi, mutasyonla ilgili gerçekten Çinliler 2 dedi. Daha sonra İngiltere'den bir grup 3 mutasyon dedi. Sonradan öğrendik ki binlerce mutasyon olmuş bu virüste 10 Ocak'tan bu tarafa. Ama henüz virüsün davranışını değiştirecek.
yani daha bulaşıcı hale getirecek ya da daha öldürücü hale getirecek bir mutasyon olmadığını biliyoruz. Ama bundan önemli. Sonra olmaz mı? Olabilir. Olabilir. Dolayısıyla onu da takip etmek lazım. Ama şimdilik henüz bir hani bizde mutajenik, bizde daha iyi uyrusu var. Öbür tarafta daha kötü uyrusu var diyecek durumda değiliz. Anladım. Zaten. Şu andaki veriler dünyanın her yerinde aynı etkiyi gösteriyor gibi öyle bunu söyleyebiliriz evet. rahatlıkla. Peki hani siz az önce dediniz ya hani bir aşı bulunsa dahi işte bunun işte yani ekonomik karşılığı kimlerin ulaşıp ulaşamayacağı meselesi de çok büyük diye. Mesela 4 Mayıs pazartesi günü bir açıklaması yapılacakmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs aşısı geliştirilmesi için yeni bir girişimi olmuş. Bugün işte Macron, Merkel gibi liderlerle görüşülmüş. Ve diyorlar ki gerekli araştırma süreci sonrası koronavirüse karşı aşıların, ilaçların ve testlerin geliştirilmesi ve bunların dünya çapında dağıtılması planlanıyor. Yeni girişim için 7,5 milyar euroluk bir fon ayrılmış. Açıklamada 4 Mayıs pazartesi günü yapılacakmış. Şimdi daha önceki tabii ki tecrübelerden yola çıkarak Mehmet Ceyhan, yani diyelim ki bir aşı geliştirildi. Siz bu aşıya dünyanın hani adaletli bir şekilde ulaşabileceğine dair umutlu musunuz? Mesela bu size bir umut verdi mi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu girişimi? Böyle söyleyeyim, o bahsedilen para bir ülkenin bile belki karşılayamayacağı bir miktardır. Yani bu söylediğim tamamen kaça mal olacağına bağlıdır aşı üretiminin. Bir defa tabii şu anda dünyadaki aşılamanın çok büyük bir kısmını Gavi dediğimiz işte Microsoft'un esas Bill Gates'in işte vakfının üstlendiği bir grup karşılıyor zaten. Yani şu anda dünyada böyle bir aşıyı bırakın, çok ucuz bir aşının bile parasını ödeyemeyecek çok sayıda ülke var. Yalnız aşı da öyle bir noktaya geldi ki dünya, özellikle son 5 yıl içerisinde bu Gavi'nin desteğiyle, UNICEF'in organizasyonuyla şu anda Afrika'da bile bizden daha fazla aşı yapan ülkeler var. Bizim yapmadığımız halde programımızda olmayan birçok aşıyı yapan ülkeler var. Bunlar tabii Asya'dan giderek işte yayılıyor. Bunlar tamamen bu Gavi'nin desteğiyle oluyor. Yine tabii Gavi gibi yardım kuruluşları devreye girecektir. Çeşitli kampanyalarla bunlar sağlanmaya çalışılacaktır. Ama aşının da böyle anormal pahalı fiyatlara üretilmemesi şartıyla. Çünkü şu anda piyasada bazı aşılar var. Pahalılığı nedeniyle ulaşamıyor insanlar. Bu bazı sofistike yöntemler, bu mesela hafıza enjekte etmek falan, bunlar oldukça pahalı yöntemler. Dolayısıyla bunların fiyatını da düşürmek için bazı girişimlerde bulunması lazım Dünya Sağlık Örgütü. Evet. Peki Rezan Hanım, sizin bu aşıyla ilgili ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Hatta bir soruyu da size yönelteyim. Diyelim ki hani bir aşı geliştirildi. Her yaş grubuna uygulanabilecek mi? Yani hani bunun ayrımı neye göre yapılıyor? Yoksa belli yaş gruplarına mı kullanılabilecek aşı? Mehmet, bunu hocam, neye göre karar veriyoruz? Daha iyi cevap verebilir buna diye düşünüyorum ama her yaş grubuna uygulanabilir. Yani aşı dediğimiz konsept zaten herkese uygulanabilir olmasıyla açıklanıyor. Yani bunun tanımında öyle bir farklılık yok. Aşıların hangi yaş grubuna uygulanacağına karar verirken şuna bakılıyor daha çok. O yaş grubunda o virüs ya da o mikrop ya da şöyle söyleyelim. O virüs, mikrop hangi yaş grubunda daha çok görülüyorsa o yaş grubu aşılanıyor. Değil mi? Kızamık aşısını çocukluk çağında yapıyoruz ki zaten ömür boyu bir bağışıklık kazanılıyor. İşte BCG aşısını da gene çocukluk çağında yapıyoruz. Ama daha sonra da yapılabilir. Yani BCG aşısını daha sonra da yapabilirsiniz. Ya da pnömokok aşıları gene risk gruplarına göre. Yani her yaşta yapabilirsiniz ama bunun bir maliyeti var. Bir getirdiği riskler var. O yüzden de belirli aşıları belirli yaş gruplarında yapıyoruz. Yani hangi yaş grubu daha yüksek riskliyse onda yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla geliştirilmekte olan aşıların da gene böyle yaş gruplarına göre bir özelliği olmayacak
herkese yapılabilir olacak. Ama biliyoruz ki mesela çocuklarda COVID-19 ya da SARS-CoV-2 yani çok ağır geçmiyor ya da çok az görülüyor. Dolayısıyla en büyük hedef kitlesi yaşlılar olacaktır. Yani 40 yaşının üstündekiler, yaşlılar ve 40 yaşının üstündekiler olacaktır. Hani çocuklara ya da gençlere daha az uygulanacaktır diye düşünüyorum. Bilmem Mehmet Hocam. Mehmet Bey, ekleyeceğiniz var mı? Daha farklı bir şey söyleyebilirler. Evet, belki. Şimdi tabii ki bu çok önemli. Yani bizim bu aşı geliştirme işi çok uzun bir iş dememizin altında yatan bir neden de bu. Çünkü dikkat ederseniz her aşı her yaş grubuna yapılamıyor. Bunun nedeni de her yaştaki çocuklar özellikle ya da yaşlılar o aşıya cevap veremiyor. İki tane örnek vereyim. Örneğin grip aşısını 6 aylıktan küçüklere yapamıyoruz. Hacca gidenlere meningokok aşısı yapıyoruz mesela. Bu işte zorunlu zaten, Suudi Arabistan istiyor. Ancak bu aşıların 55 yaşının üzerinde etkini olup olmadığı daha yeni yeni çalışıyoruz. Ve etkisinin de daha düşük olmasını bekliyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı şu, aşıyı geliştirdiniz, önce sağlıklı yetişkinlerde yapıyorsunuz çalışmayı. Ondan sonra sizin Rezan Hanım'ın dediği gibi hedef gruplarınız var. Esas risk altındakilere yapmanız lazım ama genellikle yaşlılar, altta yatan kronik hastalığı olan kişiler, bağışıklığı eksik olan kişiler ve küçük çocuklar beklendiği kadar iyi cevap vermeyebilir aşıya. Dolayısıyla o gruplarda da ayrıca çalışma yapmanız lazım. Yani bakacağız 60 yaşın üzerinde ne kadar etkili, 70 yaşın üzerinde ne kadar etkili, belli bir yaşın altındaki çocuklarda etkili mi, bağışıklığı eksik olanlarda etkili mi? Mesela canlı aşı, canlı adeno aşı yaparsanız o zaman bunu bir bağışıklığı eksik olanlara yapamazsınız. Kronik hastalığı olup bağışıklığın eksildiğini düşündüğünüz kişilere yapamazsınız. Dolayısıyla bir aşı yaparsınız ama sizin esas risk grubunda olan, korumanız gereken gruba etkili olmaz o aşı. Onun için bunları hem aşı yapıldı, üretildi, herkese yapılacak gözüyle bakıyorlar insanlar. Ben onun için diyorum bu. Hatta bir yıldan biraz daha uzun bir süreden bahsetmek lazım. Ben hatta şunu düşünüyorum. Örneğin bu yapılacak aşının bizde şu anda salgının şu işte döneminde dünyada herkes baskılayarak kontrol etmeye çalışırken çok bir yararı olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ne zaman yararı olacak? İşte Erdal Hoca'nın biraz önce söylediği gibi biz mesela hep bir diken üstünde yaşayacağız. Dışarıya çıkacağız, bağışıklığımız yok. İşte temaslar başlayacak. Hep kendimizi korumaya çalışacağız. Ama eğer bir aşı bulunur, herkese yapılırsa o zaman rahat rahat eski hayatımıza dönebiliriz. Aşı bence ona yarayacak bulunursa. Evet, yani dolayısıyla zaten hani bir bulunacak mı? Bir kere hani ne zaman? En az bir buçuk yıl. Peki o bir buçuk yılın sonunda gerçekten bulunacak mı? Belirsiz, garantisi yok. Hatta Harvard'ın yaptığı bir araştırma vardı, aşı ve ilaç konusunda işte o ilerleme sağlanamazsa 2025 yılına kadar biz bu süreci öyle ya da böyle yaşayacağız diye. Dolayısıyla programın ilerleyen dakikalarında o hani tedbirler meselesi, neye göre gevşeyeceğiz, neye göre gevşemeyeceğiz, Türkiye'deki tablo az önce Mehmet Ceyhan sanki hani bir plato döneminde gibi ama önümüzdeki bir haftanın verileri de önemli olacak dedi. O kısma tekrar geleceğiz. Hazır işte aşı, ilaç meselelerini konuşurken bir kez daha şöyle bir hani tedavi süreçlerine de bakalım birlikte. Dolayısıyla hangi noktada olduğumuzu görelim. Sonra o tedbirleri onların ışığında konuşacağız tekrar. Şimdi Erdal Bey, Sağlık Bakanı diyor ki erken tanı ve tedavi, erken tedavi bizim için güç diyor. Az önce Mehmet Bey de söyledi. Farklı tedavi protokolleri var ülkeler arasında. Türkiye'de uygulanan sisteme baktığınızda belli iki ilaç kullanılıyor. Bunu biliyoruz artık. Erkenden o ilaçların kullanılmaya başlanması, erken tedavi. Bunun handikapları var mı? Birinci sorum bu. Biraz sonra işte plazma, kök hücre meselelerini de detaylandırırız. Ama öncelikle şu anda uygulanan tedavi sürecinin handikapları var mı diye sorayım size. Şimdi bu soruya şöyle ben giriş yapmak istiyorum açıkçası. Biliyoruz ki bu virüsle
karşılaşan her 100 insandan yaklaşık 80-85'i bu süreci ya asemptomatik, yani belirti vermeden, ya da çok hafif belirtiler vererek işte evde karantinada geçiriyor. Geri kalan %15'inin hastaneye gittiğini biliyoruz. Bu %15'inin de %10'u servislerde yatarak yine işte bildik antiviral ilaçlar, işte destek tedavileri, bir takım gerekirse steroidlerle Sağlık Bakanlığı'nın protokolüyle tedavi olup evlerine gidiyorlar. Geriye kalan %5'i yine bilinen bütün ülkelerin ortak rakamları bunlar. Yaklaşık %5'i ne yazık ki bu süreci atlatamayıp yoğun bakıma alınıyorlar. Bir şekilde entübe ediliyorlar. Bu yoğun bakıma alınıp entübe edilenlerin de yaklaşık %3,5'u yine bilinen tedaviler ve artık ondan sonra işte plazma tedavileri, interleukin 6 blokörleri ya da interleukin 1A blokörleri gibi tedavilere cevap verip onlar da evlerine gidebiliyorlar, taburcu olabiliyorlar. Tabii ki önce servis alınıp işte o %1-1,5 aslında ne yazık ki kaybedilen kitle. Ortalama bu Çin'de de böyle bu rakamlar. Aşağı yukarı şu ana kadar takip edebildiğim kadarıyla ülkemizde de böyle. İşte bütün mesele aslında o %1,5 üzerine, yani o kaybedilen vakaların noktasında odaklanıyor. İşte burada bana birkaç kez sormaya çalıştığınız gibi işte plazma tedavileri nedir? İşte mesela Türkiye'de uygulandığını görüyoruz şu anda plazma tedavisinin. Hı-hı. Ama bu da bilimselliği COVID-19 tedavisinde kesin net sonuçlar veriyor dediğimiz bir tedavi yöntemi mi? COVID-19 için zaten spesifik bir tedavi yok. Yani şu anda uygulanan bütün tedaviler geçmişten işte viral pandemilerden kalan ya da başka bir takım hastalıklarda kullanılanlardan oluşturulmuş bir protokol. Dolayısıyla COVID-19'a spesifik bir tedavi benim bildiğim yok. Keşfedilmiş işte bu COVID-19 için spesifik bir tedavidir diye bir ilaç henüz daha icat edilmedi. Destek tedavileri bunlar. Tabii hepsi, yani antiviral tedaviler denilen işte virüsün hücrenin içerisinde replike olmasını, yani çoğalmasını engelleyen ilaçlar. Bir de bir takım destek tedavileri var. Onlar kullanılıyor şu anda. Hocamız biraz önce bahsetti. Rusya'da bunlar bile kullanılmıyor dedi. Ben aslında hocaya sormak isteyecektim. Neden bu kadar çok ölümler azmış Rusya'da, merak ettim. Belki sonradan cevap verir. Hı hı. İşte bizim o %1,5'lık kitle var ya, bütün işte yoğun bakım ünitelerindeki hekimlerimizin, işte hemşirelerimizin cankıraş mücadele ettiği, onları geri hayata döndürmek için çabaladıkları o %1,5 için bütün dünya çaba sarf ediyor. Bu kapsamda tabii ki bu virüsün, pandeminin ilk çıktığı olan ülke olan Çin'de de bunlar konuşuldu, bunlar tartışıldı. Bu plazma tedavisi dediğimiz tedavi aslında geçmişi olan, 130 yıllık bir geçmişi olan bilinen bir tedavi. Bilinen bir tedavi, yani işte hastalığı geçirmiş bir insanın kanından plazma ferez dediğimiz yöntemle plazmasını ayırıp onu hasta olan bir bireye verip oradaki yani antikorların gidip virüse yapışıp ya da virüsü inaktive edip tekrar sağlığına kavuşturması esasına, mantığına dayanan bir yöntem. Ancak tabii burada da her şey böyle çok basit değil. Onun da altını çizmek lazım. Yani o aldığınız hastalığını geçirdiğini bildiğiniz işte PCR'la gösteriyorsunuz negatif olduğunu, immünoglobulin G'ye geliştiğini gösteriyorsunuz antikor testiyle. Ama tabii bu antikorun titreleri henüz daha bilinmiyor. Yani şu anda ülkemizde yapılan yöntemlerde bir tek bağışçının alınıyor. Bazen 2-3 doz yapılabiliyor. Evet. Bu plazma tedavileri de bazı insanlarda işe yarıyor sahiden, bazı insanlarda yaramıyor. Neden? Doğrusunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu gelecekte işte retrospektif çalışmalarla bunların gerekçelerini aramamız gerekiyor. Dolayısıyla ben her zaman her platformda diyorum, biyolojik materyallerimizi dondurmamız, saklamamız lazım. Bu veriler çok önemli olacak. Türk insanına özgü olarak tabii ki de çok önemli olacak. Evrensel boyutta herkes mutlaka, Çin'de de çalışıyorlardır, Amerika'da da, Almanya'da, ama bizim bu konulara biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Bir yandan tabii ki bir savaş var şu anda, hastaların kaybedilmemesi için bütün mücadele devam etmekle birlikte. Bir yandan da bir grup insanın da bir şekilde bu genetik analizlerin yapılması lazım. Mesela İtalya'da bir çalışma yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Neden erkekler daha fazla etkileniyor diye merak etmişler ve sormuşlar. 2500 tane hastanın, yani COVID-19 tanısı konmuş hastaların, erkek hastaların, bakmışlar ki bizim bu transmembran proteaz serin 2 dediğimiz, yani COVID-19'un hücre membranına ilk yapıştığı AC2 reseptörü değil sadece burada önemli olan, bu transmembran protein de önemli. Dolayısıyla herkesin beklentisi AC2 reseptöründe bir
problem, bir varyant, bir polimorfizm beklentisi varken aslında diğer proteinde olduğu ortaya çıkmış. Yani erkeklerde bu kadar fazla görülmesinin sebebini ona bağlamışlar. Böyle bir varyant olduğuna bağlamışlar. Dolayısıyla bizim de ülke olarak belki de çok kısa bir sürede bir takım, şu anda bütün genetikçiler laboratuvarlarda test yapmakla meşgul, kabul ediyorum, ama hala hazırda üniversiteden araştırma laboratuvarlarında görev yapan genetikçilerimiz mevcut. Evet. Bence bilhamal o hocalarımızın bu tip polimorfizm çalışmaları, bu tip epigenetik çalışmaları başlatması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle yapalım, hemen plazma tedavisine ilişkin çok kısa bir cevap rica edeceğim. Araya gideceğiz, sonra kök hücreyi de size sorup bu tedavi meselesine diğer konuklarımla devam edeceğim. Ama plazma tedavisinin Türkiye'de şu ana kadar uygulanmasında tehlikeye işaret edecek çok fazla bir olgu da yaşanmamış galiba. Ben onu anlıyorum. Zaten belli bir prosedürü var. Evet. İşte serolojik testleri yapılıyor. Dolayısıyla emniyet açısından çok ciddi sorun görünmüyor. Ve hatta ışınlanıyor. İnaktivasyon cihazı olanlar patojen inaktivasyonatör cihazını kullanıyorlar. Oralarda bir sıkıntı yok. Ama örneğin işte ben geçirdim hastalığımı. Tamam, hemoglobinin G'ye var ama ne kadar hemoglobinin G'ye var onu bilmiyoruz. Yani miktar titre noktasında biraz belki sıkıntı olabilir. Bunun da çözümünü aslında bulmak çok kolay. 3 tane vericininkini havuz yapıp o şekilde veren klinikler ya da hastaneler olduğunu biliyorum. Evet. Tabii ki tekrar başa dönecek olursak, biz çünkü sürekli aranıyoruz. Yani işte interleukin 6 blokörü kullandık, plazma kullandık, 1 kullandık, 2 kullandık, hiçbir işe yaramıyor. En son artık seçenek olarak işte bakanlığın onayıyla kök hücre noktasına birazdan gireriz ona. Dolayısıyla her hasta aynı cevabı vermiyor. Zaten insan biyolojisi ya da tıp 2+2 işi eşittir 4 etmiyor her zaman ne yazık ki. Dolayısıyla bütün bunları anlamamız için geriye dönük çalışmalar gerekecek. Nasıl ki hani belirtileri kişiden kişiye, kişinin işte bağışıklık sistemine, hastalığının olup olmadığına göre değişiyorsa, tedavi süreçlerinde de her ilacı her hastaya, her yöntemi her hastaya kullanamıyoruz. Şu ana kadar ki plazma tedavileriyle ilgili aldığımız bilgiler, sağa sola sorduğumuz zaman birçok insan bize dönüyor ki evet işe yarıyor ama işe yaramayan vakalarında olduğunu biliyoruz. Ha bu ölümcül bir şey mi? Hayır. Değil. Başka alternatiflere yöneliyor. Yani kombine tedavilere başlandı. Evet. İnterleukin 6 blokörü, plazma, işte başka bir takım kombinasyonlar da yapılıyor. Evet. Anladığım kadarıyla bir terazi var. O işte riskler, avantajlar, dezavantajlar öne konuluyor ve ona göre bir karar veriliyor. Tabii şu anda bir savaş halindeyiz. Evet. Yani savaşta ne yaparsınız? Elinizde ne varsa kullanırsınız değil mi? Bütün silahları kullanırsınız. Hatta taş varsa taşı bile atarsınız. Sonuçta bütün şu anda sahada olan olay bundan ibaret. O hastaların kaybedilmemesi üzerine kurgulanan bir yöntem. Çünkü her türlü, bakın bu plazma tedavisi dediğimiz yöntem işte henüz o %85'lik gruba uygulanmıyor. Hatta %10'luk gruba da uygulanmıyor. O yoğun bakım ünitelerinde, entübe, en ağır vakalar için kullanılıyor şu anda. Peki. Bir aradan sonra devam.